Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Celalbay Üniversitesi'nde Çanakkale'yi anlattı. Yenişehirlioğlu'nun söyleşisi izleyenlerden tam not aldı. Ülkemizin istiklal ve istikbali için canlarıyla bedel ödeyerek Çanakkale'yi geçilmez yapan kahramanların yazdıkları destanın 101. yılı nedeniyle Manisa Celalbay Üniversitesi tarafından düzenlenen ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu'nun katıldığı Çanakkale Bilinci konulu söyleşi programı Profesör Doktor Ümit Duay Arınç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Söyleşi beden eğitimi ve spor yüksekokulu ile sağlık yüksekokulu öğrencilerinin işaret diliyle Çanakkale türküsünün yorumlanmasıyla başladı. Ardından kürsüye gelen Bahadır Yenişehirlioğlu, Çanakkale Savaşı'nın hala bitmediğini söyledi, bölgemizden ve Orta Doğu'dan örnekler verdi. 2015 yılında hala sürüyor. Çünkü emperyal güçlerin Osmanlı toprağına göz dikmesi ve son Anadolu'yu ve İstanbul'u fethetmek ve zapt etmek, oradan başlayarak bütün coğrafyaları darmadağın edip sömürü düzenlerini tesis etmek için giriştikleri bu hadise Çanakkale ile sonuçlanmadı. Hala devam ediyor. Orta Doğu'daki kanayan yaranın esas sebebi bu. Hala bugün zavallı mazlum insanlar yerinden yurdundan sürülüyorlarsa, karanlık bir gecede, zifiri karanlık bir bota, sadece evladına bir avuç nefes alacak alan oluşturmak için İki yavrusunu alıp bir insan bir bota sığınıp bir açmaza, bilinmeze gecenin bir vakti yol alıyorsa ve azgın dalgalarla, evlatlarının çığlığıyla onları kaybediyorsa Çanakkale bitmemiş demektir. Çanakkale hala sürüyor. O yüzden Ankara'nın göbeğinde habire bombalar patlıyor. O yüzden hala yakın coğrafyamız kan gölünün içinde. Gençlere de seslenen Bahadır Yenişehirlioğlu, ülkenin geleceği olan gençlerin aşırı politize olmaması gerektiğini ifade etti. Siz Türkiye'nin geleceğisiniz aslında. Yani yeni neslimiz. İyi eğitim alan aydınlık nesiller. Bu kadar sözün arasında söyleyeceğim tek bir şey var. Lütfen hipersiyasallaşmaktan uzak durun. Aşırı politize olmak ve empati yapma yeteneğini kaybetmek, olaylara, insanlara, tarihe ve döneme objektif olarak bakamamak insanın zihni yapısını itiş ediyor. O zaman kocaman bir sürü haline dönüşüyoruz. Konuşması boyunca bütün salonun duygusal anlar yaşadığı Bahadır Yenişehirlioğlu'nun teşekkür belgesi ve çiçeği Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Muzaffer Tepekaya tarafından takdim edildi. Yenişehirlioğlu konuşmasının ardından kitaplarını imzaladı.